Çok yani iyi giden acaba? Bir şeyi, tamam mı? Çok iyi giden ve haklısınız abi ortamda. Her ha. şekilde haklısınız. Ne yapıp bok ettiniz? Seks. Abi bir vurdu. Çok doğru ya. Dev ev kedileri var ama onlar bizim hayatımızı yaşanıyor. İşe gidiyorlar falan evet ama insan bakıyorlar. Sen onun evinde aynen, kedi keşke. Olarak yaşıyorsun. İşte kira Kırmızı. Ödemiyorsun. Çok güzel ya. Aynen. Islak mama diye terör estiriyorsun. Yani. Şöyle mi yapacağız biz de? Şöyle yapıp. Yani temizlik öğrenmişsin belki istersen hani evrimsel olarak. Kısırlaştırmasınlar bize... sadece ricam o olur benim yani aa, hani en bak, azından. Mesela. Hani mesela. Daha iyi olur. Seni çekecek mı? Orada viyak viyak. Ben viyaklamam olayım. Kapıyı çeker çıkar işi halleder gelirim yani öyle etrafı. Tabii canım alarm etmeye gerek yok yani sessiz sessiz. Abi. Hiç açmam kafasını kedi sahibimi. Bırak beni bir sal ben geri geleceğim. Beni bir sal ben geri geleceğim falan diye. Kedi Tinder yüklemiş diyor. İlk aşkını anlatır mısın bize Hande'ciğim? İlk aşkım bana neler ettin? Ya ben ilk aşkım şeydi benim. Genelde platonikti küçükken. Ben bütün aşklar öyle oluyor zannediyordum. Hani biriyle çıkan kızlara şaşırıyordum falan. Hani diyordum ki tamam birisinden hoşlanıyorsun. O bende ama o da senden hoşlanıyor. O nasıl oluyor gibi ya. Yani. Hani gibiydi. İşte. Önce arkadaşım oluyordu zaten. Sonra ya daha sonra da önce... arkadaşım oluyordu. Evet sonra da arkadaşım oluyordu. İşte bu daha ilkokuldaydı falan. Evet. Ondan sonra ilk aşkımla beni daha sonra dansa davet etmemişti. Üzüldüğümü görünce öğretmen bizi eşleştirmişti. Öyle bir tane tatlışlık vardı yani. Hani nasıl orada. Yani? Ha, dansa daveti hatırlar mısın? Teacher's Tint. Evet aynı evet. şey. Tamam. Böyle doğru. kızlar erkekler dizilir yani. İşte özgüvenin dansa... özgüveninle ilgili ilkokuldayken nasıl sınanırsın adlı etkinlik dansa davet. Kimileri kalkamaz orada oturur zavallı gibi falan. Hani daha evet, popüler şey kızları vardı. Kaldırırlar falan. Beklediğin gelmez falan. Evet. Başkası gelir. Başkası gelir. Hay Allah dersin. Göt yaşın kaç senindir? Abi 12 falan ben sana söyleyeyim. Ben su içerken öyle... espri yapılmasın. Senin göt yaşın kaç? Hadi bunu öyle herkes söylesin göt yaşın. Öyle hadi. Bir götsüzlük yani 12-13 yani. Hani. Süper. Daha gelişme gösterememiş bir göt falan. Ama hani gelişmekte olan ülkeler vardır ya. Bu gelişmekte olan götler. Götüne yatırım alalım aşkım. Avrupa'dan abi. Git sen şimdi madem gidiyorsun. Avrupa'dan bir göte yatırım. Ama sen söz verdin geçen. 50 kaldıktan sonra götümü açacağım dedi. 50 kaldıktan sonra bikini fotoğraf koyacağım dedi. Sadece bikini fotoğraf paylaşacağım. Ben onu kaçırmışım. Ay şimdiye kadar içerik koyuyoruz işte. Komiklik koyuyoruz bilmem ne. Linç yiyoruz. O komiklik bilmem ne falan. Açacağım tamam abi. Bikinili fotoğrafı. Mimim dinlendi. Aferin ne güzel benim de. Hani hadi bakalım yani rahat rahat. Tamam, göt yaşını ya. Senin kaç Celiko? Valla. Niye kemik yaşı oluyor da göt yaşını? Tebrik yani. Ederim. Yeni bir buluş buldun. Aynen öyle. İdeali yani. Kaç abi bunu? Aynen bilmiyorum ki yani. Yaşın daha 5. İdeali kaç abi? 22 falandır. Diyorsun. Öyle mi diyorsun? Bilmiyorum beylere sorun. Bilmiyorum şimdi şuraya. Aynen. Peki benim İtalya'da bir erkek arkadaşımla gittiğimde İtalyan erkeklerin o flörtöz İtalyan erkeklerin hem benle hem erkek arkadaşımla yok deme. Flört etmesi. Oo. Büyük sınav. Gittik abi restorandayız. Ay kızlardan çektiğimiz yetmedi bir de siz mi çıktınız değil mi? Öyle şeye giriyor. Gittik böyle çift onlar da çift ama nasıl yakışıklılar böyle. Ondan sonra ben kalktım tatlı seçmeye. Tatlıya bakarken böyle geldi bir tanesi yanıma which one dedi. O başka bir şeyi kastetmiş. Aynen. Which one derken. Which one. Kesinlikle bence de. Bak şöyle which one? O mu bu mu? falan. Aa, sonra neyse falan gittim yerime oturdum böyle. Erkek arkadaşım da o sırada tuvalete gitmişti. Dedim ki dedim şuradaki yakışıklılardan biri dedim benle flört etti. Öbürü de benle dedi. Aile boyu giriyorlar. Tabii. Deniyorlar yani. Evet, flört dedim mi İtalyanlar. Shakespeare de çok romantik bir adam olurdu. Romantik açıdan ama. Yani şimdi bana Shakespeare... gay ama şeyi veriyor biraz. Olsun romantik gay vibe çok var. Gay vibe yani. Var onun. Hayır hem kadın hem erkek takılıyor. Olabilir. Düşünsene sana öyle bir şey yapıyor böyle geliyor. Geçen de bir şeyler yazdım diye bir okuyorsun böyle. Sonet. Dibin düşüyor değil mi? Abi diyorsun bu ne ya? Dur ben hemen gidip geliyorum. Yani her türlü ona bir yükselirsin hayır, yani. Hayır Shakespeare mesela yatak sohbetinde en iyisi Shakespeare olabilir yani. Hani, anladın mı? Bad talk böyle buraya çekiyor şiirler, soneler falan. Ön sevişmede. Tabii ön sevişmede Shakespeare bir marka olabilir arkadaşlar. Neler yaşadı acaba? Neler yaşadı? Neler yaşadın Shakespeare? Anlat. Biliyorsun sen biliyorsun. Bir yaz gecesi rüyaları falan. Bir yaz gecesi hayırdır yani yaz gecesi. Arkadaşlar, ne rüyalar görünüyor Shakespeare?
Flörtöz millet onlar mı ya acaba? Öyle diyorlar ki ben... Brezilyalılar falan da filan. Brezilyalılar. Aa, Brezilyalılar çok fena. Brezilyalılar havaya giriyor direkt. Flörte de girmiyor değil mi? Hop damlanır bir anda böyle piç piç piç. Damaya girer gibi toplaşıyor. Onlar bir de ertesi gün yoklar. Yani hiçbir şekilde hani hatırlamazlar. Kız da erkeği de çok fena Brezilyalılar. Banda yaşıyorlar yani. İki buçuk yıl falan onlarla okudum yani. Brezilyalıları severdim. Şimdi artık bir düşünüyorum. Hele kadınları var ya. Öyle bir anda kalmak yok. Hayır, Brezilya'nın kadınları Türkiye'ye gelse Türk erkekleri Türk kadınlarına tapar. Aa. Öyle fenalar. Neden? Of çok canım basarlar diye tabir olunan. Cadadol yani mi? Şöyle. Cazgır. Erkekleri böyle var ya yani gözümün önünde parçaladıklarını biliyorum ben. Aa biz çok iyiymişiz ya Latinlik falan. Latinlik ya. Latinlik de Latin böyle ateşi, bir hani. Latin ateşi değil mi? Bir şeyi var. Latin Meksika hani ben seni falan işte, gibi. Evet. Bir onlar ne yapıyorlardı biliyor musun? Şimdi onları da anlıyorum. Onlar sadece kadınlarla savaşmıyor. Orada geyler de çok hani baskın. Evet. O ya kocasını kadın hem geyden koruyor, hem kadından koruyor, hem kendinden koruyor. Fakirlikten koruyor hem yani çıldırmış. Hastalıklardan. Okulda var ya böyle zor. Yani hani ben bir kız tarafından böyle bakışlarıyla Kerim'i gördüm yani böyle sohbet ediyordum. O da geldi ki he is my husband. Dedim okey. Böyle kaldık bir soğukluk oldu. Sonra bana öyle bir baktı ki ben böyle geri geri gittim. Okay. Bakışlarıyla. Ben eriyerek oradan uzaklaştım filan böyle buharlaşarak. He's your husband. Okay. Tamam ablacığım saygılar diye. Diye sana böyle. Hani get away from my husband diye. Biçe girmedi ama biç sokardı. Hani o vaziyetteydi. Gerdek bohçasına girelim mi? Abi gerdek bohçasından başka hiçbir şeye girmek istemem yani. Gerçekten şu hayatta. Onu bir açıklayalım ama önce ne olduğunu, doğru, gerdek evet. Bohçası. Gerdek bohçası bizim de çok bildiğimiz bir şey değildi. Biz internette gördük. Gerdek bohçası evet. İnsanların evli çiftlere, evlenecek çiftlere gerdek gecesinde kullanmaları için bir bohça hazırlanıyor. Anladığım kadarıyla kadın tarafı hazırlıyor bunu değil mi? Herhalde. Yani üçüncü kişiye... Birisine sipariş de veriliyor üçüncü görüyorum. Üçüncü kişiye, bu bizim case'imizde yani, bizim yani case'imizde. Bu izlediğimiz videoda ve üçüncü kişiye sipariş verilmiş. Bugünkü bohçam hiç ayıp mayıp demeyin. Bana da kızmayın. Gerdek bohçasının içinde gördüklerimiz şunlardı. İkişer, birer tane damada ve gelini olmak üzere tesbih. Namazlarını kılacaklar çünkü sevişme öncesinde. İki tane başörtüsü çıktı. Herhalde damatla kullanacaktı. Ben damadın gözünü bantlarlar mı acaba diye düşündüm. Hani yemeni gibi kapanmayacaksa falan. Ya da damadı bağlamak için bir yemeni ellerini olabilir. Falan. Bir de şey paketli üzeri de güzelce paketlenmiş şey. Üzerine de şey yazıyor. Şey yazıyor. Evet. Herkes biliyor diyor. O şeyin ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bana bu şeyi açıklattırmayın gibi kadın konuşuyor ısrar yani şeyde ediyor. Israrla. Bir kutu. Parfüm vardı. Şey var. Bir de bornoz. Bornozlar var vardı. Sonrası için şey herhalde. Ya? Bilmiyoruz şey i̇şte ne. İşte anlayamadık biz şey, şey. Ne. Herkes şey. Biliyor bunu diyor. Baskın diyorlardı tamam mı? Tamam. Ben İstanbullu kızlar çok bence saftık ya. Yani hani anam babam hep tepem değil ben bilmiyorum abi. Yatakların altından öyle şeyler çıkıyordu ki ben yan yatakta yatağımda. Neler çıkıyordu yan yatakta yatağımdan patlıcan çıktı ben böyle. Aaa. Böyle düşük seviye insanlarla. Senin demek ki fakirlere şeyin oradan geliyor. Patlıcan ne demek ya? Yurt odasına patlıcan mı pişirilir ya? Fakir antipatisi değil mi? Özleme yapacak onu adam belli ki. Doğru ben bu moda kolay kolay gelmedi. Bak şimdi hatırladıkça anılarım depreşiyor. Belki musakka yapacak kızım yani. Allah Allah ya. Küçük tüpte pitik. Daha neler neler ya, daha neler neler çıktı yani. Ben bir de bilmiyorum. Ne gerçekten yapsın gariban kızlar, ne yapsın? Garibanı geç lan, onu da sokmazsın. Tövbe estağfurullah. Kızım yani... bunlar bir odada birkaç kişi kalmıyor mu? Neye? İnanılmaz dört bir kişi. Şey azim. Dört kişi kalıyoruz. Kişiydik. Bak dört kişi altı. Kalıyoruz. Bir yaş tanesi... kaç? Üniversite yurdu mu bu? Üniversite. Tabii libidolar tamam ya, abi. Tamam tabii evet. Canım. Bir tane manyak vardı senin o bahsettiğin patlıcanın gibi. Patlıcanın rızası var mı? Abi yüzü gözü normal. Patlıcanım duruyorum. Bir patlıcana abi. Taktılar. İmam bayıldı olmayı beklerken bir yerden böyle bir takım şeylere maruz kalıyorum. Ya doğru söylüyor. Bence o kız o patlıcanı hala saklıyor. Vermedi lan. Görevli patlıcan suyu çekiyor. Ben anlamıyorum. Patlıcanla ne yapıyor olabilir ki falan filan. Ben sonradan anladım olayları yani. Ve evet benim bence fakir antipatikliğim oradan geliyor. Kesin yani. Kesin. Neyse bu arkadaşımız. Gözlerim aktı mı? Ve şey çok da mutasip yani bir kız aynı zamanda tamam mı? Ve otoboka gidiyor. Ağladık. O sohbetlere gidiyor. Bize gelip bir şeyler ahkam kesiyor. Bana diyor ki öyle giyinme falan filan. Bir gün patlıcan geldi. Patlıcan gözüküyor altından giyinme. Ve daha...
Sus ya, kalem atacağım. Sus atacağım. Kemere bağlamış. Ne çok. Bu hikayenin sonu nereye varacak ya? Sen kraliyet soyundan olduğun için eskiden de, çünkü biliyorsunuz kraliçelerle kralların hani şey geldik geceleri izleniyordu, full lordlar kamerada kraliçeler. Benim gördüğüm bütün filmlerde böyle filmlerde yani. Evet. Hanım, ama hakikaten hanım bak çocuğu nasıl yetiştirmiş. Aferin oğlum. Aynen, görevini gerçekleştirdi mi, gerçekleştirmedi mi? Sinematografik bir şey olsun diye, etkinlik olsun diye. Yok yok, tarihi olarak var gerçekten böyle bir şey. Okuyacağım bu tarihi. Bütün tarihlerini okuyacağım ülkelerin. Ben böyle bir şey olmayacağım. Oğlum böyle bir gelenek var. Ben gireceğim geride ve götümü görecekler. İlk gece evet yani. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bir perde var. Ya Deniz'ciğim sonra... ona göre ne rezillikler, sen daha boş ver kralı. Çekirdek çitleyerek bekliyorlar, yaptılar mı falan. Bir de böyle bir de Erkan var, buna karar verecek bir tane yetkili Erkan var. Bakıyor. Yani tamam diyor. Falan ama böyle. Biraz da şu pozisyonda deneyim falan. Ama o devletin de kalsın. Tabii yani devlet. Yani eşi açısından önemli. Çocuk olacak mı olmayacak mı? Herkes onu bekliyor portta. Ama yani portta. Hayatım, ona bakarak çocuk olup olmayacağını anlayamıyorsun ki ya hani. Evet. Ama doğru yaptınız mı yapmadınız. Yapamazsa ama tabii olmayacağı kesin ya. Yapamazsa gelin hanıma yardımcı ben olacak stratejiler devreye kesin girebilir yani daha abi. Sonra. Ne kaseti o devirde? İşte insanları izletiyorlar. Abi tiyatro yaptırsınlar. Tiyatro yaptırsınlar. Yani hani çok şey değil. Madem kralsın, oğluna iki tane adam tut. Koy odaya de ki oğlum böyle yapılacak. Ha, canlı olarak ha. Önceden öğretiliyor öyle olabilir tabii. Olabilir. Tabii tabii yani. O kadar millete izleteceğine milletin götünü. Onun için eğreti gelinler vardı ya. Aynen. Öyle öyle konseptler vardı. İki Altı tane adam, mı adamla çekmişti değil o şey eğreti öncesinde bir vardı. Öncesinde şey hanımefendi getiriyorlar. O yardımcı olmaya çalışıyor. Bu eğitici öğreticiden ziyade görevini gerçekleştirdi mi gibi tabii yapılıyor. Tabii. Benim öyle bütün gördüğüm tarih kitapları, filmlerde öyle. Hiç yani olmasa. Çok değişik tarih kitaplarına baktığınızı düşünüyorum. Ben abi Tudors'un full böyleydi mesela. Abi Tudors tamamen. Tudors hanedanı. Zaten Galatlı üzerine mi yazılmış? Galatlı yani. Hanedanı Tudors'ta. Abi İstanbullu kızlar her şeyi bilir ama isterse yaparız. Ne zannediyorsun bizi? Yani İstanbul. Abi, bu konu çok derinmiş. Aklıma sürekli yeni bir şeyler geliyor gerçekten. Yani ben de İzmirliyim diye gittim o. Hani İzmirli biz neler gördük falan diye. Öyle değil o. Abi hiç alakası yokmuş. Bana bir öyle tanesi şey diye gelmişti mesela. İstanbullu kızlar kendi aralarında bekaret bozma ayinleri yapıyorlarmış. Ve ama tükürerek mi? Bilmiyorum abi. Ve şöyle bir de şeyi varmış. Bak geliyor, bunları hep bilinçaltımıza etmişiz. Of. El ele tutuşuyorsun. Bekaret bozum ayinim var. Tamam mı? Allah Allah. Söylence bu. Ve böyle şey diyorsun bir tanesi. Lanet olsun bu bekarete. Bugün bunu bırakıyorum. Lanet olsun bu bekarete. Şuraya gidip oturuyorum şimdi. Hay Allah'ım ya. Gerçekten ya. Ya. Sandalyenin rızası varmış. Olduğunu zannet. Olduğunu zannedin. Nerede yapılıyor bu ayin diye sandalyeyi bana soruyor. Ters çevirip dört yolunu hayır nasıl bozuyor boz? Yani o nasıl bir ayin ya? Bilmiyorum. Toplu grup sekse mi gidiliyor yani? Hayır, vardı vardı öyle şeyler. Evet. Doğru. Ne evet. Yapıyor? Nerede vardı ya? Var, ben de duydum abi çok. Hayır be, İstanbul'da da vardı yapan duydum ben. Neye? Bekaret bozma ayinleri mi? Bir araya geliyorlar. Mi? Bir araya geliyorlar. Şey, bekaret kaç paraya? Lanet vardı. Olsun. Kendi kendilerine. Erkek yok. Ha. Erkek yok işin kendi içinde. Kendi hiç güzel. Erkekleri ben devreden çıkarıyor. Ben söylenti olduğuna inanıyordum mesela. Şehir efsanesi. Belki söylentidir ama ben de duydum. Hani benim, yani şöyle duyuyorsun ya erkek, bizim arkadaş. Yani bir erkek fantazisi olabilir bu. Kesin yani. Ya kesin. Evet, toplu kız çünkü yurtlarında ne oluyor? Böyle el topluca ele topluca bekaret bozdurmaya gidiyorlar erkek yurtlarına falan. Bu nedir yani? Erkek hani, yurdu yok. Ne? Kendi erkeğe aralarında. Karşı orada zaten. Erkek aslında. Tamam erkek anladın yok. Mı? Erkek olmadan bozacak onu. Mesele orada o. Tarikat bu. No erkek. Yok ya sen hiç ne anlatıyordun? No, çok ben çok korkunç bir anıymış yani. Bu bir travma. İkimizin de duymuş olması bu evet, dönem. Evet tabii ki ben de. 90'lar çok zor geçti Türkiye'de arkadaşlar. Arkadaşlar. Şey orada bayılıyor kızlar değil mi? Genel olarak seviyorlar kaslı erkeği. İşte bir derecesi var kaslı evet. Erkeği. Yani Kıvanç Tatlıtuğ sevmiyorum. Azmak'ta fotoğraf paylaşmış ya. Güneş. Vicdansız. Sen evet. Kim dedin? Güneş sen, gibi doğmuş. Güneş gibi doğmuş gene. O fotoğrafı paylaştıktan sonra biz ne edelim ya? Gerçekten biz ne yapalım ya? Yani bu ne ya? Azmak tanrısı nehrinin. Yani değil mi? Aynen o artık öyle gibi. O bir tanrı. Onun kasları çok şık, çok güzel. Ben ondan yalnız arkadaşlar o videodan linç yediğim için Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili çok konuşmamayı tercih ediyorum. He. Ekşi Sözlük'te evet Allah biri yazmış Allah. Demiş ki biri demiş erkek birinin karısı hakkında böyle konuşsa ne hissederdiniz demiş. Evli adam ya o yüzden konuşmuyoruz. Tamam ama o aynı zamanda da kamusal bir kötü bir niyetimiz yani, yok yani. Oyuncu hani kamuya ait bir tarafı var. Biz o tarafınla ilgili konuşuyoruz. Senin anlattığın hikaye çok evlenilmemiş zamanında.
Yani aynen, çok eski zamanlarda bir de son derece bir resmi şey. Bir iletişim tabii. içerisinde geçmiş. Evet. İş yapılırken. Aynen. Bir de şey arkadaşlar. Var, dünya tatlısı, dünya güzeli bir eşi var. Ne yapacağız? Yani. Allah, bir de Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayacağız yani? Ne yapabiliriz yani? Yakışıklı değilmiş gibi mi davranalım? Daha öyle mi davranalım? Benim annem sallamıyor Kıvanç. Çıkınca. Ya yere git bak. Evlendin Hatice. Annem kanalı değiştirmiyor Kıvanç çıkınca. Reklamı bile izler. 7'den yani. 70'e. Aynen 7'den 70'e seviyoruz. O bizim yani. Brad Pitt gibi bir şey oldu işte artık. Yerli Brad Pitt bence. O yani fetiş olarak bir kadar da abartma. Değil. Şimdi bir dakika falan değil mi? Olay çıkıyor. Masa karışıyor. Gerçekten. Ben bence Brad Pitt'in hakkını Kıvanç'a bile yedirtme. Böyle bir şey yok. Ay senin peki gittiğin değişik lokasyonlarda Tinder açıp peki burada neler var demen. Evet abi yurt dışında Bumble Tinder coşuyor. Diyor ki bak insan gibi insanlar var burada falan. Allah Allah diyorum. Kaynıyor. Kaynıyor. Normal insan gibi ilişki isteyenler de var diyor. Tipler düzeliyor falan. Arkadaşlar hiç ya, Tinder'ım olmadı. Ne benim kadar hoş, ne hoş, ne ama kadar şanslısın. Ama bu piyasaya şanslısın. Nasıl küstüğümü anlatmamı ister misiniz? Bu piyasaya. Bu piyasaya. Online dating yani piyasasına online küstüğünü anlatıyor şu an arkadaşlar Eda Üzük. Hayatımda ilk kez bir kere o application'lardan bir tanesini yükledim. Sonrasında ne, birisiyle yonca. Meçleşim yok. Tabii yoncalı. Yonca sen bilmezsin biz dutluk zamanından geliyoruz online dating. Yok, yoncalar MSN'lere. 1610. ICQ'dan, Mırçlar'dan geldi mi? Bilmiyorum onu. Hiç bilmiyorum. MSN'lerden ICQ'dan. 8610'dan Manita sileceksin onu hatırlıyor musun? Ya Manita yapmadım hiç ama yazışıyordum. Sileceksin MSN'den hatırlıyor musun? Onu ben biliyorum. Yılmaz'ı engelleyeceksin tamam mı? Engelleyeceksin MSN'den. Sileceksin MSN'den. Sileceksin Yılmaz'ı. O bir Hilal video. Evet işte. MSN'den sileceksin çok. MSN'den sileceksin çok. Çok iyi değil mi abi ya? Çok güzel. İlk TikTok videolarından daha TikTok olmadığı zamanlarda. Evet buyurun. Arkadaşlar isim vermiyorum ama Tinder değil. Şimdi bu yıl hatta Bumble. Neyse Bumble da değil. Okçuk. Neydi kız? İsim Bumble vermeyeyim mi? Dedim tamam, ama ver ben ne olacak? İşte OKC'den neyse he. Girdim şey yaptım. Orada işte o date YouTube programını yapacağım için birazcık da bilgi toplamam lazım. Yani bilmiyorum çok o piyasayı. Neyse güzel fotoğraflarımı yükledim ve gayet tatlı. Yani çok tatlı insanları görüyorum düzeyli. Yani ekranda. Düzeyli. Hmm. Bana göre öyle. Sohbet ediyorum. Her şey on numara. Birisiyle meşleştim. Evet. Ve bir tane öküz fotoğrafı var. Ama öküz fotoğrafının altındaki yaptığı açıklama o kadar hoşuma gitti ki direkt sağa kaydırdım. Ben okudum yani. Ne yazdı ya? Hiç yapmayayım çünkü onu hala kullanıyor. O yüzden buradan öküze şey olmasın. Bir açıklama yazmış. Ama öyle bir açıklama değil. Eda'yı sağa kaydırmış yani. Öyle bir açıklama. Direkt sağa kaydırmış. Heyecanlandım bakalım. Sonra mesajlaştık falan filan. Sonra biz oradan telefon numaralarımızı birbirimize verdik konuştuk. Sohbet muhabbet o kadar güzel aktı ki inanamazsınız. Çirkin adam. Belli ki. Deniz aklına gelmeyecek bir şey oldu ve yemin ederim bunu yaşadım. Konuştuk ettik okey şey yaptık falan filan. Sonra 2 dakika sonra beni tekrardan aradı. Eda dedi ben senin soy ismini sordum mu? Çünkü dedi kaydederken Özgürt çıktı dedi. Dedim ki Özgürt benim soyadım o yüzden WhatsApp'tan Özgürt çıkmıştır. Dedi ki nerelisin sen dedi. Yani baba tarafı Trabzon dedim. Köy ismini verdi. Dedemin adını verdi. Haydi. Ve buyur. Dedi ki ben... Kuzenim falan mı? Evet. Babamın kuzeni adam. Kuzenin oğlu pardon. Babamın kuzenin oğlu. Peki tamam. Hayır şöyle bir şey düşünün. Ben baba tarafını o tarafı hiç tanımıyorum. Sonra fotoğrafına bakıyorum. Adam dedemin gençliği. Biz yıllar sonra akrabamla... Sonra hemen flörtleşerek. Flörtleşerek ama sonra hemen şey zaten telefonda anladığımızda flört değil de bizden çok iyi iki arkadaş olacağını anlamıştık. Kan çekmiş demek ki. Olabilir. Zaten hiç öyle Allah'tan hiç birbirine fotoğraf falan yollanmadı. Kötü şeyler olabilirdi. Ay skandal olurdu öyle bir şey. Hakikaten skandal. Ama yani telefonda zaten çok iyi anlaşacağımızı şey yaptık. Ve sonrasında kahvaltı ettik. Ve hani o bir dönem size bahsettiğim erkek arkadaşım var ya bizi o tanıştırdı. Evet o öyle bir meç oldu. Yani ben dolaylı yolla meç programıyla akrabama ulaşıp yine kendime biriyle. Valla benim online dating'e veda etmem Ekşi Sözlük sayesinde oldu. Teşekkür ediyorum Ekşi Sözlük ve birisi benim şeyimi almış. Profilini mi görmüş? Profilimi almış. Screenshot'ını da almış profilimi. Çünkü bizim ne özelimiz olabilir neden olmasın ne kadar yani. Ayıp. Ondan sonra onu koymuş ve işte ne sana yazmış? Ne demedin mi? Ablam EYT'si çıkacağı halde hala Bumble'da dolaşıyor.
Berberler başımızın tacıdır ya. Siz ne diyorsunuz ya? Ya. Ay, bu program sadece erkekler için. Kadınlar şu anda kapatabilirler. Only Johnson bu bölümünde erkek berberi. Fenerbahçe. Aynen. Andropoz. Son derece salak salak şeylerden bahsediyoruz. Çünkü futbolda işte çabukları değişiyor. Düdüğün tonunu birazcık. Hani şey taktik falan vermiyor değil mi? Hani düdüğün tonunu biraz da la'dan yaparsan. Offside ne biliyorum diye birisi atlıyor. Vallahi biliyorum. İki kişi yani önünde. Şu topu taça atmaları ceza biraz sahası. Dikkat edin bence. Hani işte ceza sahasına sahası. Girilmez. Kırmızı kart falan. Girmeyin yani. Renkleri değiştirsinler. Yıllardır aynı kırmızı kart, sarı kart. Aynen ya. Onları bir şey yapın. Pembe mor falan yapın. Küfürleri yani seksizlikten çıkarıp niye biraz hani daha. Öyle. Onları değiştirebilirim. Niye 11-11? Biraz kalabalık ben. 11-11. 6-6 oynayın. Koca stat yani. A, 90 dakika çok. Kalbinize zararlı. 60'a falan düşürün onu. Ayol 30-30 oynarsınız. Kızım basket izle. Ya ben zaten... Basket izle diyor. Onlar da koca koca adamlar yürüyorlar. Beni oradan oraya zıplıyorlar. Oradan oraya tam gidiyor. Öyle deme. Basketin seyir zevkini ben futbola daha çok beğeniyorum. Ben zevki aynen. Aynen. Ben ya futbola bak, o da şimdi laf söyle. Basketin başka zevklerinde ben başka bir şey değişmem. O ayrı. Ya eğer bir futbolcu mu basketbolcu mu basketbolcu şimdi. Oraya hiç girmeyelim. Ben boyu uzun izlerken çünkü. Yoruluyorum. Ama yani futbolcunun da şey kaşesi orada fazla. Orada değil de başka yerde yorulmak istiyorum diyorsun. İzlerken değil. Şimdi basketin sahası küçük yani. Orada böyle çok zıpladıklarında ben şey oluyorum ama heyecanlı şöyle ama. Büyük. Oyunun dinamizmi orada zaten aynen. Ya. Kısa kısa alanda gidip gelen adamlar. Değil mi? Sen aynen. Şey ol. Selçuk ol. Selçuk Özturhan. Senden de hoşlandım. Hemen Instagram'ı alırım. Evet. Eda Özyurt Özturhan nasıl duruyor diye bir bakarım artık. Güncelleme ya. Bir tane hesabı alırsın. O hesabı ortak hesap almak istiyorum. Hesap. Ben Instagram'da ortak hesaba asla girişmek oraya istemem. Soyadı. Nasıl yapıyorlar çok onu fena. Ya o karı kocalar bilmem. Bunu bu yüz ifadesini beklediğim için söyledim. Ama o nedir ya? O kadar da girilmez. Partnerliğin bir yerde bitmesi lazım. Yani Instagram'da ortak hesabı yani girilecek kadar. Kurumsal kişiliğim. Ben ona mesaj atıyorum mesela ortak hesabı. Kurumsal kişiliklerini mi atıyorum? İlişkilerini atıyorum. Tuzeline mi atıyorum yani bunu? Ve nasıl bir dil kullanmalıyım yani? Dergiden düşüyor muyuz? Ebru ve Mete'nin ilişkisine ben sorumu yöneltiyorum burada. Kimi? Ebru ve Mete. Hani atıyorum. Öyle şey yapıyorlar. Ha. Evet, Ebru ve Mete. Ebru and Mete. Tanışma. Nişan, yüzük, heh. Gelin damat emojisi, evlilik biyografiyi belirliyor. Sonra evet. Biberon CV bırakıyor. Bebek şeyi geldi. Yani diyor ki burası benim kocam yani. Alanı. Burayı yani adamın çok umurunda olduğunu düşünmüyorum ama okey. Saygılan kadın tutuşu. Kocam olunca saygılan... ben de yapabilirim. Bilmiyorum yani. Çalılıklardaki uzaylı ne arkadaşlar? Abi onu evet. Onu gördünüz mü? Yani işte bir tane çalılık gene gördüm. Amerika'da yine bu uzaylılar hep Amerika'ya indiği için zaten abi. Başka memlekete inmiyorlar biliyorsunuz. Niye Kayseri'de iniyorlar? Taş atıyorsunuz. Hayır abi. Konya'ya iniyorlar. Adana'da maymun vuruyor, uzaylı vuruyor, aynen. Güneşi vuruyor. Peygamberler Orta Doğu'ya şeyler, aynen. Uzaylılar, uzaylılar Amerika'ya. Amerika böyle ayrılmış böyle, herhalde. İş bölümü böyle. Doğru. İşte, Amerika'nın da belli yerlerine iniyorlar. Her yere de inmiyorlar yani. Doğru. Olmaz her yere. Orada öyle işte üç gözlü falan böyle tövbe estağfurullah ne ediyor belirsiz hani bir tip böyle sıçıyor bu falan demişler yani bahçede. Yani halbuki çömüyor sadece. Çömüyor herhalde belki yani. Belki de zılgıt okuyor. Belki de uzun ama çığırıyor. Adam kendi uzaycasında. Hayır tamam yani. Ama sizin bahçede geldi bir tane uzaylı sıçıyor gördünüz ne yaparsınız? Hadi. Aşkım bu bizim... Taç atarım. Bilindik bir sahne. Bir şey diyeyim torba uzatırım. Alsın bokunu toplasın. Gelmiş benim şeyime yani bahçeme de değil ya gezegenime gelmiş ilk iş ne yapıyor bahçeme sıçıyor yani. Bu nedir ya? Hayır, çözülmedi mi bir de yani hayır, sen uzaylısın ya bir sıçma olayını bir çözmüş aynen. Olman lazım artık yani, ya. Evet abi galaksiler arası tezle. Yolculuk yapıyor. Evet, sen geliyor tezle. Burada ortaya sıçıyor böyle bir medeniyet. Hiç. Yok. Bir onu kolajene değil. Çevir ya. Proteini çevir kendine fayda yarat. Gerizekalı. Dönüştü. Nereden yani dönüştür. Uzaylı yani, olmuşsun. Bu arada adam olamamışsın. Adam uzaylı olmuşsun. Adam bokuna sahip çıkamıyorsun sen geri zekalı. Bu arada hani şey ağacın dibine sıçıp taş atma İstiklal Caddesi ağacın dibine sıçanlarla dolu yani hani
Biz yadırgamayız yani hani hiç. Hastanede sıçan vardı değil mi? Aa, yani hani. Teyze miydi o? Ama o gerçek, o uzaylı olabilir bak. O gerçekten çünkü hani o bırakış. Bok gezegeni varmış bir tane falan. Çıkan parçanın büyüklüğü olsun, teyzenin onu ayakta rahatça bırakabilmesi her şeyiyle bence. Abi bok mevzusuna girmeyelim, çok kötü muhabbetlerim var. Bir şey söyleyeyim mi? Boktan dolayı kasanlar olacak bak görürsünüz ha. Siz kimsenin götündeki boka karışamazsınız falan diye. Karışmayacağız abi zaten yani. Uzaylı'nın karışıyoruz, kimseyle karışmıyoruz evet, ki. Biz şu an uzaylılar federasyonu şu an. Uzaylılar yazıyormuş. Lütfen bizim kültürümüzde bir merhaba yani şekli olan. Yani ben uzaylı olarak. Bahçenize sıçmaya böyle bu tepkiyi hiç yakıştıramadık falan. Meğersem öyleymiş. Aynen. Çorabın zamanında çıkması çok önemli ya. Çorap timingi bak erkekte özellikle yani çok önemlidir. Erkeği onu doğru, çıkarması mı? Tabii doğru zamanda çıkarması lazım onu. Yani çorabı var mı acaba? Anlamadım var, ben. Çorapları. Çorapla, donla yani, çıkıyor mu? Çoraplar kalıyor ya böyle. Evet. Olmaz arkadaşlar. Çorap donla çıkıyor aynen. Çorap kalıyor. Hayır çorabı. İlk çorabı çıkartacaksın bana gözükmeden yani. Hani abi, bir de artık onu hangi hani, ara çıkartıyorsan. Donla çıkmış adam yani. Babet çorabıyla karşında ya. Gerçekten ya çok ucuna fena. Ucuna yırtılmış değil mi? Parmak çıkıyor. Durmuş ayakkabısı. O zaten artık yani. Hayatım orası çoraplı değil. Başka taraf kılıflı olacak yani diye. Aynen yanlış yerde kılıflı. Hayatım ayağına değil. Geleceksin. Ya. Yine bir çok yandan kötü. Da hani her şeyi dengelemekte fayda var arkadaşlar. Yani eve girdiğinizde evet. Tabii ki çorapla takılmayın. Yani takılın da. Sonra yani, bir yerde o çorap eve çıksın. Girerken ayakkabıyı çıkarıyorsun. Yatağa girerken çorabı çıkarıyorsun. Artık bunu öğren. Yatağa girmeden abi. Ben onu bak ayak hayır. Çorabını hiçbir kadına göstermeden çıkarmayı evet. Her erkek 18 yaşını bitirmiş her erkek evet. Öğrenebilir şeyden yani. Şeyden daha önemli yani sütyen açma skillinden bence ben daha önemli çorabı zamanında sen çıkarmak. Kendi çorabını aynen. Ben hallederim onu. Çorabını orada çıkra. Orada bir sinir harbi yaşanıyor ya böyle tam her şey böyle. Yani çıkartacağım diye böyle bir sinirler yüzüne atıyorsa yeter lan asasını. Onu şey yapsana çıkardıktan sonra bir de çektirip gözüne atarsın. Aynen yerlerde saç saça baş başa iki kız gibi yuvarlanmalar. Aa yok yani tam sakin ol çıkmıyorsa çıkmıyor bırak seni kimse bana. Hayır ben çok ama iyi çıkardım. Tek, iki, o bir güç göstergesi tek mi? Tek elle çıkarmaya çalışıyor. Özgür bırakmak istiyor. Diyor ki tek hareket. Tek elle var. Tek elle tak açarım ben falan bununla yok. Övünüyorum ben. Açılmıyor. Tek elle aç. İyi aferin. 15 dakika oldu bittik burada hadi aç. En son açıp böyle Allah belanı versin deyip ben banyoya gidiyorum ya falan. Erkeğinizin nesinden etkilenirsiniz? Tek elle sütyenim açıyorsun. Ama ayrıca o şey yapıyor değil mi? Banka kasası açar gibi çeviriyor. Tak 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 vuruluyor. Bunun şifresi mi var ya? 3, 2, 1. Şey diyor. Şifresi var. Doğum günüm. Hayır tanışma tarihimiz. Aa saçtık. Bak bir şey söyleyeceğim. Role play'lerde mesela kilitli değil mi? O kilidi çözüyor. Tanışma tarihi. Önemli tarih. Ulaşmak için kilit. Hazine alı gibi. Günün tarihini bilsin o anda o yeter yani aynen.